Elazığ'da Türk Bürosu'nun 7. olağan kongresi yapıldı. Yunus Aydoğdu Şube Başkanlığı'na yeniden seçildi. Türk Bürosu'nun 7. olağanüstü kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Türk Bürosu'nun Şube Başkanlığı'na yeniden Yunus Aydoğdu seçildi. Olağan Genel Kurul'da Divan Başkanı seçilen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Reşit Kılıç, son dönemde gündemde yer alan üst üste yapılan zamlara değindi. Market çalışanlarının elindeki koçan koçan fiyat küpürlerini. Kavuşma şansı da yok çünkü adam tabela asmış. Geçen hafta aldığınız fiyattan bu hafta alamazsınız, bize de kızmayın. Bunu esnaf asıyor. Şimdi bunun sonucunda zararı eden kamu çalışanları, emekliler ve de çiftçi. Çiftçinin hali daha perişan. Ben şuna yanıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu vatanda yaşayan bu emekli büyüklerimizin hali nedir? Ses çıkmaz, soluk çıkmaz ama hepsi sürünüyor. Bir sayın vekille kalkıp diyor ki, mübarek adam, 3 dönemdir de vekil bu memlekette. 2 kilo domates alacağınıza 200 gram alın, 4 tane alın. Biberi 3 tane alın. Eti de yendirin 1/2 kiloya. Vicdansız adam zaten bu memlekette 1/2 kilo et ben mahallemden alıyorum, 1/2 kiloya düşmüş. Vallahi geçen hafta kasabın söylediği söz o. Gramajla et alımı başladı vatandaşta. Şimdi zaten vatandaş gramajdan alıyor. Bunu çözmesi gereken sensin. Mensup olduğun iktidar partisi. Fakat kalkmışsın sunduğun reçeteye bak. Herkes elini vicdanına koymalı artık. Kılıç, ekonomik sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı. Mutfaktaki yangının bir an evvel söndürülmesi şart. Ülkenin eğer dış mihraklar tarafından müdahil olma meselesi de varsa bunu da engelleyecek olanlar ülkeyi yönetenlerdir. Sokaktaki vatandaş değil. Türkiye Kamu Sen gayrimeşru sokak hareketlerini hiçbir zaman desteklememiştir. İçinde olmamıştır. Bundan sonra da olması mümkün değildir. Türk Bürosu'nun Şube Başkanı Yunus Aydoğdu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek enflasyon oranlarına değindi. Ne var ki bir sarı sendika çıktı, sendikacılığı sulandırdı. Sendikacılığı maalesef bu hale getirdi. Enflasyon oranı Türkiye'de açık ve ortada net görünüyor. Ama maalesef 2022 ve 2023 yılları için almış oldukları zam teklifi daha fare doğurduğundan başka bir şey diyemeyeceğiz.